Merhaba, ben Özge Küçükkaya. 30 gün harekete geç serisine hoş geldin. Bugün 11. dersteyiz. Biliyorsunuz her gün farklı bir pratik paylaşıyorum. Böylelikle bir ay boyunca 30 farklı pratiği birlikte tamamlamış oluyoruz. Lütfen bu pratik deneyiminin size nasıl geldiğini benimle paylaşın. İsterseniz Instagram hesabım üzerinden, isterseniz de derslerin altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu sayede birlikte olduğumuzu ben de hissetmiş olurum. 11. dersimizde core bölgesi üzerine çalışacağız. Pratiğimizin içinde core gücüyle, merkezden aldığımız güçle akmayı hedeflediğimiz bu derse hazırsanız, hadi gelin başlayalım. Pratiğimize sırt üstü uzanarak başlayacağız. Ayaklarının topukları ellerine değebilecek yakınlıkta olsun. Kolların, gövdenin iki yanını çerçeveleyecek şekilde avuç içlerin yerde. Ayak tabanlarından aldığın kuvvet ve bacak kaslarından aldığın kuvvetle kendini yukarıya doğru iterek Setu Bandhasana basit köprü pozuna gel. İki bacağı birbirine doğru sıkıştırarak bacaklarını tonla, eller yerde kalmaya devam etsin. Burnundan nefes al. Aldığın nefesi sakince boşalt. Tekrar burnundan nefes al, kalçanı yukarıya doğru itmeye devam et. Aldığın nefesi sakince ver. Son kez burnundan nefes al. Sakince ver. Kalçanı yavaşça aşağıya doğru değdir. İt yukarıya bir. Tekrar kalçanı yere doğru yaklaştır. Olabildiğince Setu Bandhasana'ya yüksek ittir. Tekrar kaldır. Alırken aşağıdasın, verirken yukarı. 4. Alırken aşağıda, verirken yukarıda 5. 6. 7. 8. Yavaşça şimdi omurları üstten itibaren aşağıya doğru dizmeye başla. Tek tek ve sırasıyla. En son bel ve kalça geldi. Şöyle iki dizi iki yana doğru bırakabilirsin. Biraz rahatlat omurgayı. Şimdi bacaklarının ikisini de yukarıya doğru aynı anda kaldır. Eğer düz bir şekilde tutamıyorsan hafif bir şekilde bükebilirsin. Düz tutabilenler düz tutsun. İki el yerde kalsın. Bacakları aşağıya doğru düz bir şekilde indirip yere değdirmeyeceğiz. Kürek kemiğime kadar kalktım. Sonra tekrar yukarıya kaldıracağım. Aşağıya doğru indir. Tekrar yukarıya doğru kaldır. Eğer bunu bu şekilde yapamıyorsan ellerini biraz daha içeriye doğru alıp belinin arkasını, kalçanı destekleyebilirsin. İndir aşağıya. Kaldır bir. Tekrar indirdin. Kaldır iki. Kor bölgesini hissederek indir. Kaldır üç. Tekrar dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça dizini büktün, ayak tabanlarını yere koydun. İki dizi bir karnına doğru çekip sarıl dizlerine. Nefes alıp verirken omurgaya bir masaj gibi düşün bunu. Buradan bacaklarını yere paralel hale getir, dizlerini bükerek kaldırdın. İki elini arkada birleştiriyorsun. Dirsekleri ortada birleştirerek kürek kemiğine kadar kalk. 1, 2, bel boşluğunun kapandığını hisset öne geldiğinde. 3, sıkıştır. 4, yerde nefes al, verirken yukarıdasın. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaş bir şekilde bırak. Dizleri karnına çek, iki dirseğinin içerisine al ve sarıl biraz kendine. Ayak bileklerini biraz daireler dışa, biraz daireler içe, biraz ayaklarını da uyandır.
Nefes al ve ver. Şimdi yeniden iki bacağı birleştir ve yukarıya doğru uzattın. Sağ bacağını kendine çek, sol bacak uzun olsun. Şimdi başını da kaldır, kürek kemiğine kadar sol ayakta havada, bacaklar point. Değiştireceğiz şimdi. Kürek kemiğine kadar kalkışı koruyarak bacak değiştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaş bir şekilde bırak iki ayağı yere. Dinlen biraz. Nefes al burnundan. Nefes ver. Şimdi buradan ayak tabanlarını yere yerleştirerek bacaklarından aldığın kuvvetle kaldırdın. Basit köprüye iki omuzu içeride birbirine yaklaştır kolları. Ellerle iterek matı yükselt kendini basit köprüye. İstersen burada topukları da biraz daha kaldırabilirsin. İstersen yerde kalabilirler. Şu anda ihtiyacın varsa 3 nefes. Çöz elleri, omurları tek tek yavaş yavaş yere bırak. En son bel ve kalça yere doğru geldi. Şimdi yogi bicycle ile devam edeceğiz. Dizimi zeminin arkasında ördüm. Sağ dizimi karnıma doğru çektim. Sol bacağımı uzattım. Sol dirsek sağ dize. Ve değiştireceğim şimdi. Bir. Yavaş yapıyoruz. İki. Hissederek. Üç. Dört. Beş. Altı. 7, 8, 9 ve 10. Gel merkeze, ayaklar, eller yere. Hisset şimdi karın kor bölgesindeki aktivasyonu. Uyanıyor yavaş yavaş tüm kor. Tüm bu akışı hisset. Tüm parçaları ne zaman, nerede hissettiğinin her zaman farkında olmaya çalış. Burnundan nefes al. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Nefes ver. İki kolu yukarıya, iki bacağı da yukarıya kaldır şimdi. Bacaklar düz olabilir, hafif bükülü de olabilir ama düz olsa daha iyi. Şimdi kollar yukarıda, tavanı ellemek ister gibi kürek kemiğine kadar kendimi kaldıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça dizlerini bük, ayakları yere indir. Geldim buraya. İki nefes kalalım. Tekrar nefes al burnundan. Ver. Son kez nefes al. Sakince ver. Evet, şimdi sol ayak yerde kalsın. Sağ bacağını düz bir şekilde uzattın. 45 dereceye kaçı yapsın ayağın yere. Çok yukarıda değil, çok aşağıda değil. Tam bu yukarı ve aşağının arasında. Eller şimdi sağ ayağı çerçeveliyor, öne gideceğiz. Kemiğine kadar kalkıyoruz. Ayağımızı yerle 45 derecelik bir açıya doğru getirdik. Ve burada tam geriye başınızı bırakmanıza gerek yok. Hafifçe bırakacağız. Kollar gövdenin iki yanında, yere doğru in. Tekrar yüksel, ellerin bacağın çerçevelesin. 2, 3, aşağıda nefes al, ver yukarıda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bacağı indirip kaldıracağız. Burada kalalım,
Bir, indir bacağını, kaldır. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi kolu geriye gönder, bacağı da geriye gönder. İkisini ortada birleştireceğiz. Bir, iki, üç, al aşağıda, ver yukarıda, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve son, on. Bacak değiştirelim. Burada kürek kemiğime kadar yükseliyorum. Nefes verirken bu. Nefes alırken arkadayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kal burada şimdi. Nefes al ve ver. Bacağını aşağıya doğru indir. Kaldır bir. Tekrar. İndir. Kaldır iki. Devam. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Kolu geriye gönder. Bacağı ileriye gönder. Yere değmiyor ayağın. Bir. Ortada birleştir. Yerde nefes al. Birleştir iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kürek kemiğine kadar. Yedi. Sekiz. Dokuz ve son. On. Bıraktın ayağını. İleri yere yerleştir. Setubandhasana. Eller yere itsin. Bacaklarından aldığın kuvvetle ayaklarını olabildiğince matına doğru bırak. İtsin ayaklar ve kalça yükseliyor. İki omuz, kollar biraz içe yürüyebilir. Kal burada. Ön zincire esnet biraz. Kor bölgen alev almış olabilir. Bu hissi yakala. İstersen ayağının parmak ucuna çıkabilirsin. Nefes al. Elleri bağlayabilirsin içeride. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes ver. İstersen burada kalabilirsin. İsteyenler de köprü pozuna çıkabilirler. Elleri yerleştirerek parmaklar omuzlara doğru dönük olacak şekilde. Ellerin yere itişiyle yükselebilirsin. Urdhvadhana Nurasana. Köprü pozuna. Pratiğinize göre iki pozdan birini tercih edebilirsiniz. Ön zinciri iyice açılsın. Yavaşça çeneyi göğse al. Köprüdeysen dirsekleri bükerek enseyi yere bırak. Eğer ki basit köprüdeysen de omurları tek tek yere doğru indir. En son belin ve kalçan yere gelsin. Sırt üstü uzan şimdi. Her şeyi bırak yere doğru. Sadece kalalım Shavasana'da. Olabildiğince hareketsiz. Kaç dakika kalacağız? Kor bölgesinden yayılan enerjiyi, merkezden bedenine doğru yayılan enerjiyi hissederek kal.
Ayak parmaklarının uçlarını hareket ettir. El parmak uçlarını dizlerini karnına doğru çekerek sarıl ve sağ tarafına dön. Ellerinden destekle. Kendini rahat bir bağdaş pozisyonuna getir. Pozisyonuna geldin. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Baş parmakların kalbine ve birbirine değsinler. Çeneni yavaşça göğsüne doğru al. Aradığın gücü kendi merkezinde bulmaya niyet ederek pratiği tamamlayalım. Gözlerini kırpışarak kendi varlığına doğru aç. Namaste. Yoga pratiğinizi geliştirecek püf noktaları paylaştığım Instagram hesabımı takip etmek isterseniz buraya bırakacağım. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Daha uzun sürelerde benimle birlikte pratik yapmak istiyorsanız haftada 4 gün 4 saat pratik sunduğum Akasha Online Zoom stüdyoma katılabilirsiniz. Bu sayede pratiğinizi de dönüştürebilir ve bir ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.